Bir gazeteci 1,5 yıl önce Deniz Baykal'a bu komplonun ardında o dönem suçlanması yapıldığı gibi cemaatin değil hükümetin olabileceğini, olduğunu hatta söylemişti. O gazeteci bugün haklı çıktığını Twitter'dan duyurdu. Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu bizlerle. Hoş geldin Mehmet Baransu. Ne zaman, nasıl buluştunuz Baykal'la? Yaklaşık 1,5 yıl önce, yani şimdi tam biraz kontrol etsem tarihi hatırlarım. Bir Anadolu gezisine gittim ben ve yanında birkaç gazeteci de vardı. Sizin eski bir çalışma arkadaşınız da vardı, onu söyleyeyim. NTV'de beraber çalıştığınız bir arkadaş da vardı. Orada gece biz bir yere işte oturmaya giderken ilginç bir şekilde başbakanın buradan sürdürdüğü bir bürokratla görüştük. Ve o bürokratla konuşurken gece yarısı konu döndü dolaştı, Baykal'ın kasetine de geldi ve ilginç şeyler söyledi. Yani ben hani o güne kadar hiç o pencereden bakmamıştım. Dediği şuydu: aslında 7 Şubat MİT krizi ortaya çıkmış olsa, soruşturmaya izin verilmiş olsaydı bu kasetin de ipucuna, kimin yayınladığının ipucuna bakılabilirdi dedi ve şöyle bir yorumda bulundu. 7 Şubat'ı hatırlatalım bu arada. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması. Ve şöyle bir ilginç bir şey söyledi. Çünkü dedi Oslo sürecinde bu barış süreciyle ilgili yol haritası çizilirken en büyük sorunun Deniz Baykal olacağına karar verildi ve bir şekilde Deniz Baykal'ın gitmesi, gönderilmesi gerekiyor denildi. Hatta İngiltere'de bir rapordan falan da bahsetti. Ve CHP'den bir iki ismin de, çünkü o evi 3-4 kişinin bildiği söyleniyor. O malum işte o kasetin geçtiği evin ya da neresiyse, otelse, her neresiyse orayı 3-4 kişinin bildiği ve onların üzerinden de buraya MİT'le de irtibatlı bir takım insanların girdiği ve o görüntüyü çekildiğini söyledi ve ben hatta ona ısrarla şunu söyledim. Dedim ki bunların imha edilme ihtimali var mı? Çünkü biz biliyoruz ki 7 Şubat soruşturmasına başbakan izin vermedi. Ve izin verilmeyen bir soruşturma bu imkansız dedi. Yani başbakanlık imha etse bile ya da savcılıkça imha etse bile bu devletin bir yerinde kalır. Ya da birileri almış olabilir bunları dedi. Başka önemli detaylar daha anlattı. Hani burada hani izin almadığım için söyleyemeyeceğim. Ben bunları yazabilir miyim dediğimde de yazmamam istedi. Yani off the record ben anlattım, hani ne olur yazma dedi. Bunun üzerine ben bunu Deniz Bey'le paylaşmak istiyorum dedim. Yani Deniz Bey'le bu konuyu konuşmak istiyorum dedim. Paylaşabilir miyim? İznini aldım. Yani anlattığınız olayla bir de Deniz Bey'e anlatmak istiyorum dedim. Tamam dedi. Bir şey daha dedim. Ben sizin isminizi vermek istiyorum Deniz Bey'e dedim. Çünkü şunun için Deniz Bey'e ismini vermek istediğimi söyledim. Çünkü herkes beni işte cemaatçi diye bir yaftalama yapıldı ve ben eğer bunu Deniz Bey'le konuşurken sanki cemaatin bir işte mensubu, olayları farklı bir yöne çeken bir isimmişim gibi, belki Deniz Bey'de de böyle bir algı olur diye biraz zor oldu ama ikna ettim. Ve daha sonra savcı bey ben aradım, sayın savcı sayını aradım. İstanbul'a döndükten sonra Deniz Bey'le bir önemli bir konuda görüşmek istediğimi söyledim. Kendisini de açıklamadım savcı beye. Sadece Deniz Bey'le görüşebileceğimi, konuşabileceğimi söyledim ve randevulaştık. Ben buradan arabayla gittim Ankara'ya. Hatta yolda bir kaza vardı. Öğleden sonra görüşecektik. Kazadan dolayı biraz geç kaldım akşam saatlerine ve Balgat'ta bir tatlıcıda buluştuk. Hatta giderken de Deniz Bey bir nikah şahidiydi. Eğer yanılmıyorsam ya nikaha katılacak diye nikah şahidiydi. Çok kısa bir süre görüşebileceğimi söyledi. Ben de olsun, hani kısa bir sürede anlatırım dedim. Deniz Bey Sayın Yılmaz Ateş'in arabasıyla geldi oraya ve biz restoranın çok uzak bir bölümüne geçtik. Sadece Deniz Bey ve ben, Yılmaz Ateş ve Savcı Sayan restoranın dışında kaldılar. O yani tatlıcının dışında kaldılar. Çünkü yanında restoran falan da vardı. Yemek yiyilen de bir yer orası. Ben Deniz Bey'e anlattım. İsmini de verdim bu kişinin. Deniz Bey bunun kaybolup kaybolmayacağını söyledi, bu bilgilerin. Ben de aynı soruyu muhatabıma sorduğumu ve onun kaybolmayacağını bu bilgilerin söyledi. Hatta siz biraz önce mal varlığına bahsetmiştiniz. Siz aynı şeyi o da o günlerde, yani aslında bu kaset bir süre sonra yayınlanacakmış. Yani onun anlattıkları oydu. Devletin o zamanki aldığı kararın ya da hükümetin diyeyim, devletin de demeyeyim de, ya da bu kaseti yayınlayan verenlerin internet sitesine böyle bir planlama yaptıklarını ama başbakanla ilgili bazı bilgilerin kamuoyuna yansıması üzerine öne alındığını İşte benim işte Beykoz konakları bilmem ne dediğim bir şey, onların da mecburen planlarını öne aldıklarını, bazı anketler falan yapmışlardı, işte Kılıçdaroğlu geliyor %34 gibi ve Kılıçdaroğlu'nun aslında barış sürecinin de daha hızlı gidebilecekleri, istedikleri gibi partiye yönlendirebilecekleri gibi bir takım kararlar alındığını söyledi. Ben bütün bilgileri anlattım. Şaşırmadı ama Baykal. Çünkü Deniz Bey dinledi. Yani Deniz Bey dinledi, konuştuk. Hatta ben Deniz Bey ilk şunu söyledim. Bütün planları siz bozdunuz dedim. Neden dedi? Cuma günü yayınlanmıştı bu kaset, verildi ve cumartesi günü seçime gidiyorduk ve Deniz Bey'in burada İstanbul'da bütün ilçe başkanlarıyla bir yemeği vardı. Havalimanının orada ve Deniz Bey o yemeğe katılmadı. Kemal Bey, Gürsel Tekin katıldı. Gürsel Tekin o zaman il başkanıydı. Pazartesi günü de Deniz Bey çıktı ve istifa etti. Ve Deniz Bey çıkarken okyanus ötesi samimiyetine inanıyorum, biz bu işin içinde yokuz dedi ve bütün planı bozdu. Ben Deniz Bey dedim ki, bana anlatan kişi, ismini de verdim, yani bilerek ismini verdim ki belki, yani çünkü sonuçta Deniz Bey bu ülkede başbakan yardımcılığı yapmış bir isim ve devleti bilen bir isim. Verdiğim isim acaba onu bilmiyorum. Cemaatçi de olabilir, cemaatçi olmayabilir ya da başka biri de olabilir ama bu operasyonların içerisinde bulunmuş devletteki bir bürokrat ve ismini de söyledim Deniz Bey'e. Bilginin nereden geldiğini, hangi ilde görevli, polis kökenli, istihbarat kökenli bir isim. Bütün bilgileri Deniz Bey hani aklına not etti. Aynen. Bütün plan aslında siz bozdunuz dedim. Bunu cemaatin üzerine yıkıp sizi öyle yapacaktı, öyle tasfiye edeceklerdi ama sizin çıkmanızla aslında o kartı ellerinden aldınız ve B planları yoktu bunların maalesef dedim. Deniz Bey dinledi, başka şeyler anlattı bu konuyla ilgili. Kendisine zaman zaman buna benzer benzer bilgilerin geldiğini de söyledi. Ama işte 15-20 dakika görüşecekken biz Deniz Bey'le 1,5 saate yakın ya da 1 saatten daha fazla görüştük. Daha sonra Deniz Bey gideceği yere gitti. Son cümlesi şu oldu Deniz Bey'in. Şimdi fotoğrafı çok net bir şekilde görebiliyorum oldu. Bu benim hani bu olayla ilgili, hükümetle ilgili duyduklarım. Şimdi anlatamayacağım bazı detaylar da var. Onu Deniz Bey'e paylaştım. Umarım hani bir gün o soruşturma veya da öteki şeyler çıkar ve biz Deniz Bey komplosunu öğreniriz. Bakın bir yer Deniz Bey'in kaseti bir server üzerinden konuldu ve hiç Tophane'de bir serverdı burası. Gece yarısı gece yarısı baskın yapıldı o server'a ve saatlerce MHP'nin kasetleri de benzer şeyler yapıldı ve o server hiç incelenmedi. Niye incelemedi? Hiç kimse o serverda ne oldu, kim koydu, nasıl koydu? Tophane'de 2. katta bir yerdir o serverın yeri. Gece yarısı polisler gitti, sabaha kadar o serverı incelediler. Şimdi başbakan diyor ki... Yayınlayan gazete de zaten ertesi gün. Bir gün sonra da zaten Akit gazetesi internet sitesi yayınladı. Bir de ben mesela bugün başbakan açıklama yapıyor. Montaj diyor. İşte montaj dedi ve ben mesela başbakana şunu... Evet, montaj. Bu ses size mi ait? Birincisi bu. Montaj diye kurtulamazsınız. Şunun için montaj diye kurtulamazsınız. Çünkü daha önceki ses kayıtlarında başbakan montaj, dublaj dedi. Ama daha sonraki mitinglerde ya da televizyona katıldığı programlarda bunu kabul etti. Sayın Saadullah Ergin Adalet Bakanı'yla bir telefon görüşmesi yaşandı. Bunu doğruladı. Televizyonda canlı yayında şunu söyledi. O Sayın Saadullah Ergin'e bir hakimin ismini veriyor ve hakim Alevi diyor. Evet. Sayın Başbakan dedi ki bu hakim kısmı montaj dedi. Yani yalan. Daha başbakan cümlesini daha bitirmemişken Saadullah Ergin'in internete şeyleri düştü. Ya Alevi'yi söyledim ama o niyette söylemedim. Şimdi montaj, dublaj da bizim zekamızla ne olur alay etmesinler. Şimdi birincisi bir başbakan orada işte eğer başbakana aitse bu ses, ki başbakan bana ait demedi bakın. Şimdi bir montaj, dublaj diye bir ses kaydı yayınlanırsa bana ait değil demedi. Ya ben bana ait değil derim en azından. Hatırlayın 17 Aralık operasyonu olduğu gün başbakan çıktı grup toplantısında, tüm Türkiye şu sözü verdi. Montaj, dublaj dedikten sonra ben de dedi yakında dedi Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yapacağım, getireceğim. Montaj, dublajı o zaman görürsünüz dedi. 17 Aralık, Ocak, Şubat ve Mart. 3 aydır biz Sayın Başbakan'dan ve Başbakan'ın ekibinden, MİT'ten, işte bütün devlet kurumlarından bir dublajlı, montajlı bir Kılıçdaroğlu sesi bekliyoruz ve maalesef bunu ortaya daha koyamadılar. Peki bir de şimdi başbakanın şeyine bakalım. Bu kaydı kim yapmış olabilir ve bu kaydın arkasında ne olabilir? Yani başbakan bunu kim kaydetti? Başbakanın bu telefon dinlemesi olmadığı, ortam dinlemesi olduğu anlaşılıyor. Ben şöyle bugün birkaç kişiyle aslında görüşmek istedim. Yani bu ortam dinlemesi mi? yoksa birinin üzerine konulmuş bir cihazdan mı alınıyor? Çünkü çok sürtünme var. Hışırtılar geliyor. Çok hışırtı ve sürtünme var. Yani belli ki yani şey de olabilir. Yani acaba o mudur değil midir ama birkaç isimle yani bir de dolaylı artık görüşüyorum. O kadar çok telefonlarımız dinleniyor ve başbakan o kadar çok hedefindeyim ki yani vatan haini diye mitinglerde toplumun önüne atmaya çalıştı bir gazeteciyim. İşte kapımı kırıp beni işte hukuksuz bir şekilde gözaltına almaya çalışan bir gazeteciyim. O yüzden insanlar direkt artık konuşamıyor. Çok dolaylı dolan başlı böyle 3 kişi 5 kişi üzerinden insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Devlette çalışan insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Bana öyle geliyor ki hani bilmiyorum hiçbir teknik bilgim yok bu konuyla ilgili ama sadece bu bir yorum. Canlı yayın yapmış biraz hani bu mikrofon onu bunu bilen yönetmenlik yapmış biri olarak açık alanlarda hani mikrofon tutup işte ses patlamasını birazcık bilen bir gazeteci olarak çok da uzak değilim hani bu kameralara şunlara bunlara biraz sanki birinin üzerinden alınmış gibi geliyor çünkü çok sürtünme ve çok ses kaydı var anladığım kadarıyla ben o kısımda da değilim inanın o kısımda da değilim yani şöyle bir gazeteci olarak bugüne kadar hep bana şey dediler işte yasa dışı ya da şey tamam yasa dışı benim işim değil. Eğer bir kayıt yasa dışı alınmışsa bu devletin işi ve bunu ortaya çıkartmak zorunda. Ama içerik eğer yasa dışından çok daha skandal şeyler içeriyorsa ben bunu daha çok önemsiyorum. Yani başbakanın evinde eğer paralar sıfırlanmaya çalışılıyorsa burada vergisi verilmemiş, kara para olup olmadığı belli olmayan, işte bankada olması gereken bir takım şeyler varsa ben hani bu iddialara daha çok bir Varan adı ortaya atıldı. Varan şimdi o şunu söylediler yani o site yayınlayan site şunu dedi biz onun mailini ve işte Twitter hesabını hackledik ve oradan aldık. Sayın Mustafa Varank'tan da çökerttik ve oradan aldık. Sildiğim artık onu bilmiyoruz. Yani onu ben kaçırdım en azından. Belki öyle bir açıklama da yapmış olabilirler. İlk başta öyle bir açıklama yapmamışlardı. Yani oradan aldık dediler. Şimdi Sayın Mustafa Varank bir açıklama yapmadı. Bence Mustafa Varank da bir açıklama yapmalı. Şu açıdan yapmalı. Ya bu var mı yok mu ya da hani bu iddia doğru mu değil mi? En azından ses kaydına göre de değerlendirebiliriz. Bence açıklama yapamamalarının nedeni biraz da şu. Yani açıklama yaparsak yapılacak açıklamayı yalanlayacak ikinci bir kasetin ya da ikinci bir belgenin konulmasından bence korkuyorlar. Bence skandal olan bir şey daha var. Yani sesleri bir dinlediğim zaman ben başbakanın videoya yükleyelim. Baykal'ın kaset Baykal'ı bitirelim. Kılıçdaroğlu da bitirelim. Ya bunu bir ülkenin başbakanı söyleyemez, söylememeli. Bana garip gelmiyor Can Dündar. Niye garip gelmiyor biliyor musunuz? Bu ülkede benim peşime 2 tane MİT ajanı takıldı. Ve bunun emrini Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verdi ve ilk kez de buradan açıklıyorum. Bugüne kadar hep yazılarımda beyefendi dedim ama bugün ilk kez açıklıyorum. Benim peşime MİT ajanlarını Sayın Başbakan taktı Hakan Fidan'a emir vererek. Bunu nereden biliyorsunuz? İçeriden biliyorum çünkü o MİT ajanlarını bir gazetecinin yakalatma ihtimali çok düşük. Çünkü ben takip edildiğim bilgisini aldım. Onun üzerine çevreme biraz daha duyarlı oldum ve benzer yüzleri, benzer isimleri buldum. Zaten nasıl yakalattığımı, nasıl oyuna getirdiklerimi de MİT'i kendi köşemde açık açık yazdım. Yani benim MİT'i yakalattığım yer bir yemdi. O yemin detaylarını da yazdım. Evet, o yemi de yediler. Şimdi benim peşime MİT ajanlarını niye taktı Sayın Başbakan? Ne umuyordu? Hangi 28 Şubat sürecine benzer bir operasyon yapmak istiyordu? Bunları soruyorum. Ve devamında da birçok soru soracağım Sayın Başbakan'a. Ve yakalattıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu insanların benim peşime takıldığını ve üzerlerinden bilgisayarlarımdan tutun, mail adreslerimden tutun, bütün şifrelerin bilgisayarıma nasıl girildiğine kadar varıncaya kadar birçok şeyin olduğunu ortaya çıkarttı ve Sayın Başbakan'a biliyorsunuz 7 Şubat'tan dolayı MİT yasası değişti. Bu insanların yargılanması iznini istedi. Ve Sayın Başbakan izin vermedi. Şimdi ben doğrusu hani bu açıdan Başbakan niye bu tip işlere giriyor? Ya da AK Parti niye bu tip işlere giriyor? 17 Aralık'tan sonra ki ortaya çıkan olaylar beni hiç şaşırtmıyor. Yani hiç şaşırtmıyor. Peki, bir şey daha çok özür dilerim. Bir şey daha diyeyim. Başbakan yarım saatte kaldırdığını söylüyor. Külliyen yalan. Evet. Bakın o görüntü Sayın Baykal'ın görüntüsü 11-12 saat kaldı internette. Ve CHP'lilerin itirazı üzerine. CHP'lilerin itirazı üzerine silindi kaldı ki o kaset 2 gün daha kaldı. Alıp başka sitelerde kaydedenler de vardı ve 2 gün daha kaldı. Şimdi ben buradan Sayın Başbakan'a soruyorum. Bu kadar duyarlısınız. bu kadar özel hayata duyarlısınız ve Sayın Baykal'ı diye yapılan bu haksızlığa tepki koyuyorsunuz ve yarım saat içerisinde kaldırıyorsunuz. Peki ne oldu da kafanıza saksı mı düştü de 5 gün sonraki mitinginizde, 7 gün sonraki mitinginizde, Sakarya'da, Adapazarı'nda, öteki mitinginizde çıkıp bu işte eşiyle mi yapmış, eşiyle yapmamış kardeşim bu işi, başka biriyle yapmış, bunlar özel değil, genel diyen sen miydin, ben miydim? Evet. Şimdi bakın, hani o zaman benim aklıma bu ne, yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek geliyor ve Başbakanın samimiyetini sorguluyorum. Başbakanın bugünkü açıklamalarını o zaman sorguluyorum ve doğruluğunu sorguluyorum Başbakanın. Baykal'ın açıklaması, peki ben kendisiyle de bugün konuştum. Evet, vahim bir kırılma, büyük bir olay bu diyor ama bir yandan da bir temkinlilik hissediliyor. Şimdi şöyle, ben Sayın Baykal'da o olayın olduğu günden bugüne kadar hep temkinli konuştu Sayın Baykal. Evet. Ben hani farklı bir açıklama Sayın Baykal'dan hiç duymadım. Hep ilk durduğum yerdeyim, ilk açıkladığım yerdeyim. Her iddia çıktığında da bunun doğrulanmasını istiyor. Sayın Baykal her duyduğuna inanmıyor. Ben hani Sayın Baykal'a ben de bu bilgiyi verirken bu bilgi doğrudur diye vermedim Sayın Baykal'a. Tabii iddiadır. Bana anlatılan kişinin ismini de bilerek verdim ki Sayın Baykal'ı doğrulatabilir. Başbakan belki buradan bir adım olabilir. Var mı? Bu konuşmadan şimdi biraz bakın, öyle bir şey çıkıyor. Şimdi bakın, unuttuğumuz bir şey var. Sayın Başbakan orada diyor ki işte ses kaydına, Başbakan'a ait olduğu iddia edilen bu ses kaydında şöyle bir şey var. Yükleyin, daha sonra bir daha şey yapın, yükleyin, evet. Parça parça yüklenin gibi bir ifade şey var. Evet. Hatırlayın, Sayın Baykal'ın kaseti yayınladığı zaman Varan 1 diye yayınlandı. Evet. Varan 2 yolda, Varan 3 yolda diye şeyler çıktı. Bir takım kasetler çıktı. Şimdi ben yani şöyle, Başbakan'ın birçok konudan haberi var. Mesela Twitter, herkes bir şeyi kaçırdı. Başbakan yok öyle Twitter kökten kazıyacağız gibi bir cümle kullandı. Ama onun öncesinde şöyle bir şey kullandı. Mahkeme kararları dedi. Daha ortada mahkeme kararı kapanmamışken Başbakan'ın mitinginden 6 saat sonra kapatıldı Twitter. Ya Başbakan'ın birçok konuda bilgisi ben olduğunu düşünüyorum. Evet. Kaldı ki yani seçim meydanlarında Sayın Baykal'ın bu kasetini kullanması bile aslında planlamanın nasıl olduğunu gösteriyor. Evet. Bir de o zaman şeye de dikkat etmek gerekiyor. Dikkat ediyor. Orada 2-3 yere yayınlanıyordu o dönem ses kayıtları. Askerlerle ilgili ses kayıtları Daily Motion'a konuluyordu. Bu tip şeyler Mete Cafe gibi bilmem nerelere konuluyordu, işte siteye. Ve ilginç bir şekilde de ilk duyuranda hep Akit gazetesinin şeyi oluyordu. Yani internet sitesi oluyordu. Ve yani oradan da birazcık bakmak gerektiğini düşünüyorum. Son yani soru, turbun büyüğü bu mu? Bence değil. Bakın şimdi bir de bildiğinden değil. Ha, şöyle bir şey, bu kavramı ben attım. Şimdi heybe ve turbun. Şimdi geçtiğimiz günlerde evime bir başbakanın danışmanı geldi. Şimdi bir de hani diyorum ya, kaçak göçek geliyorlar şimdi bir de. Hani kaçak göçek konuşuyoruz. Mesela bir gece yarısı bu operasyondan alınan isimlerle, ben 2 kişiyle görüştüm. Son operasyonda alınan isimlerle görüştüm. Herkes bir şeyler bahsediyor. Ve konuşurken de net bir şey söylemiyorlar. Herkes iddia diyor. Başbakanın danışmanları dahil, yanındakiler, halihazırda halen daha yanında bulunanlar dahil. İddia diyorlar. Ne hikmetse onların iddia dedikleri şeyi ben işte bir süre sonra, bu bazen bir hafta oluyor, bazen işte 10 gün süre sonra internette duyuyorum. Var anlattıkları yani bazı şeyler var. Hele gelecek bazı şeyler var, umarım çıkmaz. Bakın, umarım çıkmaz. Bu kadar bana kötülüğü dokunan bir başbakan, peşine MİT ajanlarını takan, komplo kurmaya çalışan, kaset, montaj bilmem ne diyor ya, o işleri yapmaya çalışan, vatan haini ilan eden, kapımı kırmaya çalışan, bilgisayarıma, evime, bilmem şurala, ofisime, şuraya buraya korumalar ya da başka şeyler sayesinde bir şeyler koyup vatan haini, casus adı altında bana dava açmaya çalışan başbakan ve hükümeti, eğer duyduğum bazı şeyler doğruysa, umarım, inşallah çıkmaz. Çıkarsa inanın toplumun yüzüne bakamazlar. Hani gerçi 17 Aralık'tan sonra çıkan şeylerden sonra hani benim hakkımda böyle iddialar çıksa, paralar, yolsuzluk, rüşvet bilmem, ben hani toplum yüzüne bakamam, o ayrı bir şey ama umarım, ama tek dileğim ne olur yani buradan kimse bunları yayınlayanlar, bakın şu an Türkiye'de insanlar haklı konumdalar ve haklı sorular soruyorlar. Evet. Yani yolsuzluk, rüşvet ya da işte başbakanın bu medyaya baskısı, ne olur çoluk çocuk bilmem ne üzerinden, özel hayat bilmem şu üzerinden gitmeyelim. Evet. Ve gitmesinler. Çünkü bakın o zaman yani biz haklıyız şu anda yani ve haklı sorular soruyoruz. Bir mağduriyet görüntüsü. Aynen, biz haklı sorular soramayacağız. Evet. Yani beni ilgilendirmiyor onun bunun siyasetçinin bilmem ne halt yediği ya da oğlunun, çoluğunun, çocuğunun, kızının ya da bilmem nesi, bu beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey kamu malı, yolsuzluk, hırsızlık. O da çıktı zaten. O da çıktı. Baykal'ın kaseti şu anlamda bizi ilgilendirir. Çünkü yani kaç 3-4 yıldır konuşuyoruz biz bu olayı ve tabii failini bulamıyoruz. Bu da bir delildir. Yani ya da bir ipucudur. Biz de o inançla yayınladık zaten. Mehmet Baransu, çok teşekkürler.